Esasın sonunda yalnız kaldım. Şimdi eğlenme vakti. Acaba ilk önce neyi görsem? Tabii ki en komik şeyi. Küre, göster bana eskiden Avni amca nasıl biriydi. Küre geldi, hoş geldin. Beğendim, bitmez. O da vardı, hoş geldin. Gönlüm güzel geldi. O da vardı, hoş geldin. Hoş geldin Avni. Hoş bulduk karıcığım, hoş bulduk. Of, bugün çok yoruldum, bugün çok yoruldum. Ayaklarıma karın suları indi. Kolay değil tabii rasathanede bekçi olmak. Kolay değil ama çok memnunum biliyor musun rasathanede bekçi olmaktan. Niye? Çünkü böyle yıldızların yakınında olmak, onlara bakmak çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu bakabilmeyi düşünmek. Çünkü o büyük teleskoptan bakamadım daha ama bakacağım. Bir gün mutlaka o teleskoptan ben de bakacağım. Allah büyüktü be anne. Ay sen açın, en önemli şeyler hazırlayayım. Aa, yok öyle şey, yok öyle şey. Ne? Karın bütün gün çalışsın, didinsin, yorulsun. Ben buraya geleyim, hazır yemek bulayım. Olmaz öyle şey, bir yemeği ben yapacağım. Aman sen ne zarif bir adamsın be abini. Öyleyim tırsıza. Karımın elini sıcak sudan soğuk suya böyle değdirme. Ay canım benim. Ama sen açsındır. Hemen iki dakikada vallahi hazırlar gelirim. Bak aklıma ne geldi. Bak cebimde 15 bin lira var. İstersen gidip karşıdaki pideciden kendimize ziyafet çekelim. Ay mi? Ay pastırma da koyduralım abini. Kavurma koydursak. Olur, o da olur. Tamam. Ben hemen hazırlanayım. Hadi sen hazırlan, ben de seni bekliyorum. Hemen gidelim sonra. Aman Suzan, aman Suzan. Sana kaç kere dedim evdeyken şu perdeleri kapalı tut diye. Yani belli mi olur, bir sapık olur, evi gözetler. Çok sinirlenirim ben böyle şeye. Aman abi, daha başında oturuyoruz. Kim görecek ya? Ne olsun. Uzaktan da bakar, dürbünü vardır, sapık mı belli mi olur? Kurttur bunlar, kurt! Zaten kurt nerede olur, daha da olur. Bunlar böyle dürbünle bakarlar. Neyse, sinirlenmeyin. Sen kapalı tut, yeter. Tamam, bir daha olmaz, kusura tamam. Bakma. Hadi ben hazırım. Hadi, hazırsan gidelim. Güzel bir ziyafet çekelim kendimize. Avni, ben seni çok seviyorum be. Ben de seni çok seviyorum. Allah ayırmasın. Ne oluyor? Ay. Dinle bak, dinle. Neyi? Midemi kurun kurun ediyor. Hadi yiyelim artık. Ben anne bak. Ama sahiden de mutluymuş. Yani inanamıyorum. Allah Allah. Bu kız neye bakıp da gülüyor öyle? Acaba şimdi neye baksam? Neye baksam? Zaman küresi göster bana, annem küçükken nasıl periydi? Bana ver. Tamam. Ama kız. Eda. Gülme de. Şunların şekerliğine bak. Nasılsınız Eda Hanım? Nasılsınız Betüş Hanım? Canım canım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Müsaitsen biraz rahatlayalım diye geldim. Tabii, otur. Teşekkür ederim. Ah pek şekerler, pek tatlılar. Hayatım ne oynuyor bunlar böyle? Evcilik oynuyorlar. Evcilik de ne? Ya babaları öğretmiş işte fanilerin oynadığı bir oyunmuş. Ay ne güzel. Bırak hayatım, seviyorlarsa oynasınlar. Ama hayatım olur mu? Babaları onlara böyle oyunları öğrete öğrete çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şimdiden büyüyünce fanilerle evleneceğiz diyorlar. Kızma Dutucuğum, kızma. Olacak o kadar. Ne de olsa babaları fani. İkisi de ona çekecek. Yok, ben istemem. Fanilerle evlenmelerini hiç istemem. Hadi hadi büyük konuşma. Bir vakitler sen de ben bir faniyle evlenmem diyordun ama Taceddin'e vardın işte. Ama
Ama Taceddin bambaşka. Ha, sahi nerede Taceddin? Ah işte. Kaç kere ona söyledim. Ben periyim. Çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak Duducuğum. Nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke peri olsaydı da hep benimle şatoda kalsaydı. Ama fani işte. Ama o zaman birbirinizden çabuk bıkardınız hayatım. Annemle teyzeme bak. Hele bir de anneannemle Perihan teyze. Çok komikler, çok çok. Teyzem küçükken ne biçimmiş. Keşke hep öyle kalsaydı da Yavuz onu beğenmeseydi. Keşke. Acaba ne yapıyor bu çilek? Bütün gün sesi soluğu çıkmadı. Ben gidip şuna bir bakayım. Yaşasın, babam geldi. Neden geldi onu? İlk defa eski halini göreceğim. Çilek! Çilekciğim ne yapıyorsun burada? Aa, o ne o? Hiç top. Nasıl topmuş öyle? Dur ver bakayım şunu. Böyle camdan top mu olurmuş? Ah çilek ah, bu kesin annenin çok kıymetli bir eşyası. Ve sen buna izin almadan oynuyorsun. Ya başına bir şey gelirse, ya yere düşüp kırılırsa? Ver onu bana Firuze abla, ondan oynat ama anneme söyleme ne olur. Söyleyeceğim. Eğer annenin eşyası ise buna izin alman gerekirdi. Şimdi gidip soralım, eğer izin verirse oynamaya devam edebilirsin. Yandım ben, yandım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.